bu kadınlar ve estetiklerine. Şimdi çok konuşuyoruz günlerdir. Yeni çocuklarına bir yazık ya. Anne bir geliyor tanıyamıyor. Bu kadın kim diyor mesela. Lima yani. Şimdi bizim yeni... Adriana Lima hepimiz hastaydık. Bilmiyorum son hali nedir bilmiyorum da. Ya işte bayağı milli... 8 yaşında ya da 40 yaşında 42. doğurdu son çocuğunu. Ha, şu an 42'ymiş. 41'de mi doğurdu bilmiyorum. Yani biraz daha geç bir yaşta doğurdu. Zaten hani o melek olmaktan da vazgeçtikten sonra o ünlü bir çamaşır firmasının modeliyken biliyorsun çok zayıf. Çok daha başka bir tür vücudu vardı. Sonra değişmeye başladı. Değişim mi? Başka bir şey canım. Değişim değil bu artık yani. Başka bir tür olmuş. Başka bir tür olmuş. Evet. Bu gözleri, şimdi gözleri ne kadar güzel. Gözleri şöyle çekmek, son dönemde badem falan diyorlar. Böyle arada bakıyorum nasıl yapılıyor diye. Şuradan böyle bir tane ip koyuyorlar. Şuradan. Nereye ipi koyuyor? Ha, ip çekiyor ipi böyle. Buradan bu gözü böyle alıyor seni böyle kaldırıyor. Nereye gidiyor ip? İp burada bir yerde takılı kalıyor takılı, herhalde. Yapıştırıyorlar herhalde oraya. Herhalde bilmiyorum ben hiç yaptırmadım. İpli, ip göz. İple gözler böyle oluyor. Niye onu yapıyorsun? Şu kaz ayakları gitsin diye mi? Hayır gözün şekli badem göz oluyor. Yani senin gözün böyleyken bir anda hop diye böyle kalkıyor. Kaşlar nasıl kalkıyor? Şimdi kaşı, gözü... O zaman şey derler, aa geldi bizim badem. Bizim badem geldi. Bizim badem ne oldu? Şimdi aldığı kiloları verememiş olabilir, birçok şey söylenebilir ama o güzelim yüzünü bozduğu bir ortada. Yani belki kilo verse biraz daha farklı olabilir Adriana Lima şu anda ama... Çok estetik yaptırmış diyorlar. Ne dersin? Ya çok estetik değil başka bir insana dönmüş yani. Başkalaşım olaya geçmiş. Şimdi hem tarzı hem de yüzündeki değişim. Tarzı da değişmiş anladığım kadarıyla. Şimdi görenleri hayretler içinde bıraktı. Ben dediğim gibi Fransız askısı mı senin bahsettiğin hadise? Alıyorsun şöyle bütün yüzü. Ajda Pekkan daha iyi bilir tabii. Evet. Şuralara filan buralara yığıyorsun saç başı. Ama yani dediğim askere gibi eve geldi. Eşin var değil mi eşi? Hani çocuk var çocuk doğuruyor. Canım. Geldi Ayşe. Çocuklar tanıyamıyor. Anne ne oldu sen kimsin? Hani annem nerede diyor mesela babasına o sırada. Hep beraber yemek yiyorlar. Baba annem gelmeyecek mi? Kim bu kadın falan diye soruyorlardır. O kadar mı ne? Travma yani. Düşünsene ben bir gün sabah geliyorum senin karşına. Ebru nerede der misin? Hayır. Hayır Eren düşünsene. Anne ben kime çektim diyor mesela. Ben kime çekmişim acaba diyor mesela. Abi yanında karşında bir kadın var. Evet. Kim o? Anne. O kadar çocuklardaki değişim. Travmayı düşünmeleri lazım böyle insanların. Demiş ki bu arkadaş da bir ergen kız, bir ergenlik yaşına gelen erkek çocuk. Ha çok güzel örnek olmuşsun ey Adriana. Bir yaşında yürümeye başlayan bir bebeğin ve üç köpeğin anasının yorgun yüzü bu demiş. Hangisi? Evet. Ya bu haline yorgun yüz diyor. Burada da şey... İlginiz ve endişen için teşekkürler. Çünkü ya, çok fazla yorum da almış. Hani yani. Yorgun yüz deyince de yine baktığında yine bebekler gibi. Yine çok güzel. Gerçekten. Ya sokakta falan bir dolu var bu arkadaşlardan. Ben sana söyleyeyim Ebru'cum. Evet. Bu kadar ama estetik... yani son hali de makyaj falan diyeceğim ama hiç alakası yok. Bambaşka ay yüzlü bir tip olmuş çıkmış.